Günümüzde söylenmeye devam eden en popüler yalanlardan biri. Detoks. İşte şu meyve suyunu içerseniz, bilmem ne tentörünü kullanırsanız, kızılötesi saunaya giderseniz, şu banyo tuzuyla hidroterapi yaparsanız, bu saç fırçasıyla saçlarınızı tararsanız, bilmem ne diyetini takip ederseniz, kayropraktik tedavi alırsanız, erkek kalkan balığının pullarını neyse anladınız. Gerçi bu sonuncusu çok da şaka sayılmaz. Çünkü bu detoks şarlatanları bağırsak yıkaması veya kolon sulaması denen saçma sapan detoks yöntemlerini bile millete satmayı başarıyorlar. Ve şu kadarını söyleyeyim, insanların bağırsaklarına ağızdan girerek ulaşmıyorlar. Bu videoda YouTube'u da bir böcek infestasyonu gibi sarmış olan detoks mitlerini, toksin şarlatanlarını ve bu işin aslını öğreneceğiz. Detoks videoları yapanların aksine Evrim Ağacı olarak biz bu videoyu çekmek için herhangi bir firmadan destek veya sponsorluk almıyoruz. Halihazırda bizi izleyen siz bilimseverler bize destek olmayı seçtiğiniz için firmaların ne olur bir de bizimkini deneyin mesajlarını size taşımak zorunda kalmıyoruz. Bunun böyle kalmasına yardımcı olmak isterseniz sabit yorumdaki bağlantıları kullanarak Patreon, Kryosos veya YouTube destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Detoks aslında detoksifikasyon demek, yani toksin atımı. Toksin de terimin tam anlamıyla doğal zehir demek. Yani doğada bulabileceğiniz her türlü zehir aslında bir çeşit toksin. Diyelim ki Urfa'da geziyorsunuz. İki tane lahmacunu ezmişsiniz. Eritmek için kendinizi ovalara, bayırlara vermişsiniz. Ama o da ne? Bir çöl kobrası veya bilimsel adıyla Walterinizia morgani sizi ısırıveriyor. Gerçi siz ajite etmeden veya şans eseri yuvasına falan denk gelmeden durup dururken bir yılanın sizi ısırma ihtimali çok düşük. Ama işte olan oldu. Burada kritik bir ayrıma da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü toksinlerle ilgili önemli bir detay bu. Doğada toksinlerin vücudunuza nasıl ulaştırıldığına bağlı olarak canlılığı iki gruba ayırabiliriz. Size aktif olarak saldırıp zehir enjekte edebilen canlılar ve öylece durduğu yerde dururken sizin ona sataşmanız sonucu zehrini vücuduna aldığınız canlılar. İngilizce'de bunun bir ayrımı var. Bir canlı ısırma veya sokma yoluyla size aktif olarak zehir enjekte edebiliyorsa ve venomous, pasif olarak kendini zehirle savunuyorsa poisonous deniyor. Türkçe'de maalesef bu konuda resmi bir ayrım yok. Her ikisine de zehirli diyoruz. Ama biz Evrim Ağacı olarak yıllar önce venomous sözcüğü için zehirci, poisonous sözcüğü içinse zehirli ayrımını önermiştik. Mesela az önce sizi ısıran yılan zehirci bir hayvan. Çünkü aktif olarak vücudunuza zehir sokabiliyor. Ama mesela zakkum bitkisi veya Dendrobatidae ailesinden zehirli ok kurbağaları siz onlara dokunmadan zehirlerini kullanamadıkları için zehirli olarak nitelendirilebilirler. Eğer hoşunuza giderse siz de bundan sonra böyle kullanabilirsiniz. Bu arada venom ve poison sözcüklerinin ayrımı için henüz işlevsel bir önerimiz yok. Önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Neyse, şu yılan ısırığı sizi öldürmeden sizin vakanıza bir geri dönelim. Zehirci yılanın ısırığıyla vücudunuza 75 mg kadar zehir girdi. Çöl kobrasının zehri nörotoksin dediğimiz türden. Yani merkezi ve veya çevresel sinir sisteminize ait sinir hücrelerine saldırarak onlara zarar veren ve hatta onları öldüren bir molekül çorbası. Doğada rastlayabileceğiniz tek toksin türü elbette bu değil. Mesela hücreleri parçalayan sitotoksinler de var veya kardiyotoksinler var. Dolaşım sistemiyle kalbe ulaştığında kalp kasını zayıflatıyorlar. Hematotoksinler var. Kırmızı kan hücrelerinizi parçalıyorlar. Fototoksinler ışığa aşırı duyarlı hale gelmenize neden oluyorlar. Hepatotoksinler karaciğerinize zarar veriyorlar. Yani toksin dediğimiz şey tek bir şey bile değil. Dolayısıyla detoksçuların iddia ettiği gibi çözümü de tek bir uygulama olamaz. Daha basit biyolojide patlıyorlar yani. Ayrıca vücudunuza 75 mg zehir girdi dedim ama aslında aynı yılanın en son ne zaman zehir enjekte ettiğine veya kendini ne kadar tehdit altında hissettiğine bağlı olarak bu zehir 1 mg kadar az da olabilir, 200 mg kadar çok da. Bunların etkisi bir mi? Elbette değil. Unutmayın,
Doz her şeydir. Her bir toksinin, hatta bırakın toksini, her bir molekülün vücudunuza zarar vermeye başladı. Ve hatta öldürdüğü bir seviye, yani doz var. Bunu genelde LD50 veya LD50 diye bir sistemle ölçüyoruz. Bunu şöyle düşünün. Diyelim 100 tane insanı aldık ve vücutlarına giderek artan miktarda zehir vermeye başladık. Ama aynı zehir herkeste birebir aynı etkiye neden olmuyor. Çünkü sadece zehrin niteliği veya miktarı da önemli değil. Aynı zamanda savunma sisteminizin o andaki durumu, dolaşım sisteminizin ne kadar aktif olduğu, genel sağlık durumunuz gibi birçok faktör zehrin etkisini de değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu feci deneyimizdeki denekler de giderek artan doza bağlı olarak teker teker ölmeye başlıyorlar. Baştaki örneklemimizin yarısı, yani 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan doza ölümcül doz diyoruz. Yani ölümcül dozun sizi öldürme garantisi yok. Kabaca %50 ihtimalle sizi öldürüyor. Mesela çöl kobrasının LD50 değeri kilogram başına 0.4 miligram civarında. Yani 80 kiloysanız ve vücudunuza 32 miligram çöl kobrası nörotoksini alırsanız %50 ihtimalle ölüyorsunuz. Ama daha düşük bir dozda ölüm ihtimaliniz de daha düşük oluyor. Aynı şey ilaçlar için de geçerli. Mesela bir sağlık sorunu nedeniyle size günde 100 miligram aspirin reçete edilebilir. Bu sayede baş ağrınız geçebilir, artritiniz hafifleyebilir veya kalp krizi riskiniz düşebilir. Ama aynı aspirinden aynı gün içinde 100 miligram değil de 16 gram alacak olursanız %50 ihtimalle ölüyorsunuz. İşte 16. yüzyılda yaşamış İsviçreli hekim ve simyacı Paracelsus bunu o ölümsüz sözlerle ifade ediyor. Zehir olmayan ne var ki? Her şey zehirdir ve hiçbir şey zehirden arınmış değildir. Bir şeyin zehir olup olmadığını belirleyen tek şey dozdur. Veya halk arasındaki daha kısa versiyonuyla ilacı zehirden ayıran dozdur. Paracelsus öyle haklı ki suyun bile ölümcül bir dozu var. Örneğin 80 kilogramlık bir insan eğer 1-2 saatten kısa bir süre içinde 7-8 litre civarında su içecek olursa %50 ihtimalle ölüyor. Ha, burada demek ki işin içine sürenin de girdiğini öğreniyoruz. Mesela 1-2 sene kadar önce duyurmuştuk Mersin ve Çukurova Üniversiteleri tarafından yapılan bir çalışmaya göre Doğu Akdeniz'de avlanan ve piyasada satılan barbunyada yani Mullus barbatus balıklarının içinde kilogram başına 9 miligram arsenik bulunuyor. Aslında çoğu deniz ürününde arsenik var ki bu daha önceden konuştuğumuz doğal olan her zaman iyi veya sağlıklı olmak zorunda değildir şiarını bir kere daha doğruluyor. Detoksçuların en sık düştüğü bir diğer hata da bu tür bir doğaya başvurma safsatası. Peki neden barbunya balıklarını yiyince ölmüyoruz? Çünkü insan vücudu her bir gün kilogramı başına 2 ila 20 mikrogram arseniği tolere edebiliyor. Yani 80 kilogramlık bir birey 880 miligram arseniği tolere edebiliyorsa 97 kilogram barbunya yemediği sürece ölmüyor. Ki o zamana kadar muhtemelen başka nedenlerle ölürdü. Ama şu da var. Bir maddenin size verebileceği tek zarar ölüm değil. Günde kilogram başına 0.3 mikrogram arseniğin üzerine düzenli olarak çıkıldığında dermatit, sinir hastalıkları ve karaciğer kanseri gibi hastalıklara yakalanma riskiniz artıyor. Yapılan ölçümlere göre yediğimiz barbunyalardaki arsenik miktarı milyonda 5 kanser riskine karşılık geliyor. Ki Amerikan Çevre Koruma Ajansı'na göre gıdalardaki kanser riski milyonda 1 ila 4 arasını aşarsa riskli oluyor. Dolayısıyla bir toksini analiz ederken günlük güvenli sınırlara da bakmamız gerekiyor. Mesela arsenik hadi neyse vücuttan atılabiliyor veya suyun fazlasını atabildiğimiz için su zehirlenmesi için kısacık bir sürede absürt miktarlarda su içilmesi gerekiyor. Ama mesela cıva vücudumuzda metil cıva diye bir forma dönüşerek sürekli birikebiliyor. Benzer şekilde iyonize radyasyonun etkileri de vücutta birikebiliyor. Mesela o nedenle radyasyon videosunda sievert gibi değerlerden bahsederken bunların hep belli sürelerdeki limitlerine bakmıştık. Hatırlarsanız radyasyon işçilerinin alabileceği maksimum sınır sadece doz ile değil bir de o dozun her saat veya her yıl alınabileceği güvenli limitiyle tanımlanıyor. Çünkü bunların etkileri vücutta zamanla birikiyor. Peki gerçekte vücudumuz bu toksinleri nasıl detoks yapıyor dersiniz? Mesela alkol içtiğinizde karaciğeriniz bunu çok toksik bir madde olan yani o bahsettiğim LD50 değeri karaciğer hücrelerimiz için çok
çok yüksek olan asetaldehite çeviriyor. Ki burada yeni bir şey daha öğreniyoruz. Toksisite vücut hücresinden vücut hücresine de değişebiliyor. Mesela aynı asetaldehit molekülleri deri hücreleriniz için çok daha az ölümcül olabiliyor. İşte karaciğerimiz bu ölümcül asetaldehiti karbondioksit ve suya dönüştürerek vücut dışına atıyor. Zaten bu nedenle çok alkol alırsanız aralarında sirozun da bulunduğu 100 kadar karaciğer hastalığından birine yakalanma ihtimaliniz artıyor. Çünkü karaciğerinizin işleyebileceğinden daha fazla asetaldehit oluşmuş oluyor. Hatta biraz paradoksal bir şekilde az miktarda ve kontrollü alkol tüketmenin birçok durumda faydalı olması da belki bundan kaynaklanıyor olabilir. Alkol karaciğerdeki detoksifikasyon enzimlerini aktive ettiği için bu enzimler diğer zararlı toksinleri parçalama konusunda da daha faal olabiliyorlar. Ama alkolün fayda ve zararları bir başka videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz video bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Burada sadece şunu ekleyebilirim. Sahte detoksçuların en çok övdüğü besinlerden biri olan brokoli de aslında çok benzer bir mekanizmaya sahip. Brokoli içinde de az miktarda siyanür bulunuyor ve bu siyanür karaciğeri aktive ederek toksin parçalama süreçlerini hızlandırıyor. Ama işte alkolü abartırsanız veya uyuşturucuya bağımlı hale gelirseniz o zaman tıbbi olarak geçerli detoksifikasyonla tanışmanız gerekebiliyor. Hücreleriniz alkol ve uyuşturucu içindeki maddelere bağımlı hale geldikçe bu maddeler olmaksızın görevlerini düzgün yerine getiremez hale geliyorlar. Dolayısıyla sürekli alkol ve uyuşturucu alma ihtiyacı duyuyorsunuz. İşte bundan kurtulmak istediğinizde hekim kontrolünde detoksa başlamanız gerekiyor. Sorun şu ki karaciğeriniz alkol ve uyuşturucu maddeleri vücudunuzdan attıkça hücreleriniz düzgün çalışamamaya başlıyorlar ve yoksunluk semptomları dediğimiz sorunlar baş gösteriyor. İşte klinik ortamda bu semptomları baskılayacak benzodiazepin, barbiturat veya naltrekson gibi ilaçlar kullanılıyor. Hastanın düzenli danışmanlık alması sağlanıyor. Bu detoks dediğimiz şey öyle basit bir olay değil. Kalkan balığının pullarıyla olacak bir şey değil yani. Ama ne yazık ki her yıl 10 milyonlarca dolar hiçbir işe yaramadığı bilinen bu alternatif detoks uygulamalarına harcanıyor ve bu saçmalık giderek yaygınlaşıyor. Sektörün saçmalığını ve nasıl bir para tuzağı olduğunu şöyle anlatayım. 2009 yılında bir araştırma ekibi 15 farklı detoks üreticisine ulaşarak detoks sözcüğünün ne anlama geldiğini sordular. Üreticilerin hiçbiri detoksun ne olduğunu tanımlayamadı bile. Hiçbir tanesi. Bunun yerine nano gümüşler sayesinde kilo kaybı falan gibi zırvalardan bahsettiler. Araştırmacılara ürünlerini pazarlamaya çalıştılar. Nano gümüş lafının hiçbir anlama gelmiyor olması bir yana, detoks uygulamalarında kilo kaybının nedeni abartılı sıvı alımı kısıtlamalarından kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak su kaybı yaşanıyor. Bugüne kadar detoks sayesinde kalıcı olarak kilo kaybedebilen kimse olmadı. Ekibin ulaştığı firmalar iddialarını destekleyebilen tek bir tanecik bile akademik makale veya patent bile gösteremiyorlar. O derece konudan uzaklar. Bakın aslında biz çok şanslıyız. Her ne kadar fast food kültürü nedeniyle giderek sapıyor olsak da aslında hala yeryüzündeki en sağlıklı diyetlerden birinin beşiğinde yaşıyoruz. Akdeniz diyeti. Orantılı miktarda et, balık, zeytinyağı, peynir, kepekli tahıllar, fındık, meyveler. Hele ki bir de sigara içmiyorsanız, egzersiz yapıyorsanız ve herhangi bir genetik hastalığınız da yoksa muhtemelen böbrekleriniz ve karaciğeriniz sağlıklı demektir. Bu durumda vücudunuzun detoks için ekstra bir yardıma ihtiyacı yok. Bu tür para tuzaklarına aldanmayın. Hatta bunları yapmıyorsanız da sağlıksız bir hayat yaşıyorsanız bile paranızı daha iyi harcayabileceğiniz birçok kurum ve kuruluş var. Mesela sigara içiyorsanız detoks juice'larına para harcamak yerine sigarayı bıraktırabilecek ürünlere yatırım yapmanız çok daha akıllıca olur. Egzersiz yapmıyorsanız bir spor salonuna yazılmak ve tabii düzenli olarak gitmek yeryüzünde içebileceğiniz tüm detoks kürlerinden binlerce kat daha faydalı olur. Size şunu net olarak söyleyebilirim. Size detoks tedavisi sattığını söyleyen birinin size yalan söylemiyor olma ihtimali sıfır. Karşılarına çıkan ilk kerize kakaladıkları ürünler hiçbir işe yaramıyor. İşe yarıyor gibi görünenlerin de etkileri tamamen kısa vadeli. Paranızı kaptırmadan da kolayca erişebileceğiniz mekanizmalara dayanıyor. Bu keriz lafını da öylesine hakaret olsun diye söylemiyorum ha. Size hikayesini bir gün mutlaka anlatacağım. Gelmiş geçmiş en büyük şovmen ve sahtekar P.T. Barnum'dan alıntılıyorum. Her bir dakika bir yerlerde bir keriz daha doğuyor. O keriz siz olmak istemiyorsanız modern bilimin ışığından ayrılmamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.